1987 yılında terör saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden şehitlerimizin şehadetini kabul eyle ya Rabbi. Senin rahmetine tevdi ediyoruz. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Çünkü sen bağışlamayı sevensin ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Akremin. Tüm şehitlerimizin ruhu için bahusuz 23 Ocak 1987 yılında bir terör saldırısı sonucu şehit olan şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. 23 Ocak 1987 yılında Efeler mezrasında bölücü terör örgütü PKK'nın en vahşi, en insanlık dışı eylemlerinden birinde şehit düşen vatan evlatlarını anmak, devlet ve millet olarak onların hatırasını unutmamak, unutturmamak için bugün buradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Ruhları şad olsun. Allah şehadetlerini kabul etsin. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine gölge düşürmek adına yapılan bu hain saldırılar hedefine ve amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Kanlarını ve canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şeref sayan aziz milletimiz, hain emeller peşinde koşanlara hiçbir zaman bu fırsatı vermeyecektir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedelemeye muktedir olamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Efeler katliamında şehit düşen milletimizin aziz kahramanlarına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 23 Ocak 1987'de bölücü terör örgütü bir güvenlik korucusunu, 7 çocuk, 1 kadın, 10 vatandaş şehit etmiş, 6 vatandaşımızı yaralamıştır. Bu insanlık dışı olay PKK'nın silahlı eyleme başladığı 1984'ten sonra bölgede yaşanan ilk vahşettir. Sonrasında sinsice kendini gizleyip sözde devlet ve halkın hakları uğruna kendi hemşerilerini gerek minibüs patlatarak gerek güvenlik korucularımızı ve sivil vatandaşlarımızı kaçırıp alçakça katlederek güttükleri davanın yalnızca kan dökmek olduğunu tüm halkımıza göstermiş oldular. Bundan 33 yıl önce 23 Ocak 1987 tarihinde PKK terör örgütü tarafından evimize yapılan baskın sonucu güvenlik korucusu olan babam Kadri Ağırman, baba annem Hanım Ağırman, amca oğullarım Yahya Ağırman, Alaaddin Ağırman ve Ekrem Ağırman şehit olmuşlardır. Aynı baskında ben, annem, amcam, yeğenim de yaralanmıştır. Bu olayın canlı tanığı olarak PKK terör örgütünün genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden insanları nasıl katlettiklerini gördüm.
Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğine göz diken tüm terör örgütlerini lanetliyor, nefretle kınıyorum. Bugün burada üzücü bir olayın tazesi için toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere 23 Ocak 1987 tarihinde eli kanlı PKK terör örgütü mensuplarının Efeler mezrasına yapmış olduğu baskında 7'si çocuk, 1'i güvenlik koruyucusu, 2'si sivil vatandaşımız şehit edilmiş ve 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu olay sırasında ebediyete intikal etmiş olan başta kardeşlerim, akrabalarım ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatan uğruna feda canımız, mukaddesat için akar kanımız. Bizlere emanet bu vatanımız, bunu bilmeyene şaşan milletiz. Bütün şehranın ruhu şad olsun, vatanı bölmeye kalkan kahrolsun. Biz ölsek de vatan, millet sağ olsun, gazi olup şehit düşen milletiz. وابو سهو دس س كذا سهو السيادة أم تبيجن برا تسليمي خدي بيابو خدي حق نهيلي ومن كاتش تي بكنا جبير ناكن نام جبير ناكن أم جبير ناكن وتجارة جيم جبير ناكن وأم برا عسكري خوجي تكفن نام برا شهيدي وحموات كفن وخدي تعالى حموا عفوكي وخدي حقي من نهيلي وأف كافر سنة مسلط بونا أم زاني إشي جيورا نه شی مسلمانه تی نه جبر کنم انجا کسن صبیا سالونی بی تشتک نکریم هم سه کچک مکرکیم بو کرکوشن بر کچک نکشت بنا نه مثلا تو پراخی وای مثلا کافر آیا آه و امبار عسکری خواجید کمین و امبار شهیدی خود مامات کمین و خودی حقیم نهیلی و بر اسپاری خودی بی و نعل الفتو بیجی و جارا کدی لابو بی خودی غضب خل هرت کشیک من بو خانم جي ينقام بو على دين جي برازيم بو عطا برازيم بو يحيى كرامين بو حمو هات ترور عكشتن حمل جي هات بو بيسوج بو بنسز بو هات كشتن وتشون حقتي حقي مجوارا نهيل ما مش بيجن يادي دولة حقي ما ها أبي ششمه بو بابي كشتن اقتشك نداني ده حقي بابي ده برده ما نحقي ويبو او خو كاي سي صاليبو ابي شاش مهيبو ما تشك خوتي حقي ما صار مرنه ما تشتي بيجمي 1987'de 23 Ocak'ta katliam yapan insanların 6 aylıktım ben. 34 yaşındayım şu an. 34 yıl baba hasreti çekiyorum. Baba yüzü görmedim. Kürtlük adı altında katliam yapan Ermenilerini hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman burada tutacağız. Devletin bizi sahipsiz kaldığında siz de görüyorsunuz. Evet. Bazıları insanlara sahip çıkmıştır. Ama sahipsiz bırakan insanları da unutmasınlar. Bizi sahipsiz bıraktılar. Devlet de sahipsiz bıraktı. Onu da söylesinler. Diyecek bir şeyim yoktur. Bu öz amcamın oğludur. Bu da 16 yaşındadır. Bu da öz amcamın oğludur. O da 14 yaşındadır. Bu babamdır. 23. Ben hiç görmedim. Diyeceğim bu kadar. Yani diyecek söz bulamıyorum zaten. 33 yıldır bu acının tabii ki taze olması yüreğimizdedir. 33 yıldır hiçbir zaman unutmayacağız. Ekrem Arman, Kadri Arman, abim Ata Arman, Alaaddin Arman, kuzenlerim Yahya Arman olmak üzere ve halam Hanım Arman olmak üzere 6 kişi ailemizden şehit düşmüştür 23 Ocak 1987 yılında. Acımız her an gibi, şu an gibi taptaze. Hiçbir zaman bu acıyı ne kalbimizden atabiliyoruz ne unutabiliyoruz. Amcama şehit vasfı verilmiş ama bunlara şehit vasfı verilmemiş. Lafta sadece diyor ki şehit. Şehitse haklarını verin. İçimizden eksik etmesin.
Ama şehitsek şehitsek şehitliğimizi ya da şehit etiketimizi en azından bilelim. Bir yere gittiğimiz zaman ben şehit yakınıyım dediğim zaman gururlanmak istiyorum. Ben hani şehit yakınıyım dediğin zaman kusura bakma sen şehit yakını değilsin dediği zaman içim zaten parçalanmış. Bir o parçalanmayı bir parça daha katıyor. Bir acı daha katıyor. Halalarım ve amcam şehit oldu burada. Hani zaten diyecek pek fazla bir şeyimiz yok. Sözde Kürtlük, sözde Kürdistan. Ama hiçbir ne Amerika'dan ne İsrail'de 1,5 yaşındaki çocuğu öldürmek suçtur. Burada kalkmışlar yok işte Kürtlük, kardeşlik davası diye sen gidip 1,5 yaşındaki bebeği öldüremezsin. Zaten hani diyecek fazla bir şeyimiz yok. Kanımız yerde kalmadı Allah'a şükürler olsun ki. Şiirimde de geçtiği gibi hani bütün şühedanın ruhu şad olsun. Vatanı bölmeye kalkan kahrolsun diyoruz. Ya